Yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle güneşten korunma konusunda bazı pratik bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi güneş koruyucu kremler ultraviyole A ve B dalga boyu aralığında radyasyonun neden olduğu zararlı etkileri emen veya yansıtan organik veya inorganik filtreler içeren topikal kremlerdir. Geniş spektrumlu olması ultraviyole A ve B ışınlarının neden olduğu radyasyonu engelleyen inorganik ve organik filtreleri içerdiğini gösterir. Yani bir kremin geniş spektrumlu olması hem A hem B radyasyon etkisine karşı bizleri koruyacaktır. Ve cildin fototipinden bağımsız olarak, hani bazı ciltler daha açık renkli, bazı ciltler daha koyu renkli diye düşünecek olursak, cildin fototipinden bağımsız olarak güneş koruyucuların düzenli bir şekilde kullanılması hem cilt kanseri riskini azaltacak, derinin yaşlanmasını azaltacaktır ve bu açıdan oldukça önemlidir. Yoğun güneş kremi kullanımı açısından baktığımızda eğer koruma faktörü 30 ve üzerinde ise bu yüksek koruyucu özelliği gösterir ve bu özellikle günün önemli bir kısmını açık havada geçirenler için önerilen koruyucu faktör düzeyini gösterir. Biraz önce söylediğim gibi güneş koruyucu kremler hem organik hem inorganik filtreler içerir. Çocuklarımız için özellikle inorganik dediğimiz mineralli yani çinko ve titanyum oksit içeren kremleri kullanmamız yan etkilerinin daha az olması nedeniyle önerilen kremlerdir. Bazı organik kremler daha düşük oranda da olsa, düşük risklere de sahip olsa fotodermatit, kontrakt dermatit gibi yan etkilere neden olacağından dolayı inorganik olan mineralli güneş koruyucu kremleri çocuklarımızda öncelikli tercih etmemizi öneririm. Diğer taraftan gene güneşten korunabilmek için, güneşin neden olacağı zararlı ışınlardan korunabilmek için güneş koruyucu kremleri dışarıya çıkmadan 15-30 dakika önce sürmeli ve güneşe maruz kalan her yere sürmeli. Gerekirse sık sık tekrarlanması gene koruyucu özelliğin ortaya çıkabilmesi açısından oldukça önemlidir. Diğer taraftan tabii ki yaz dönemlerinde güneşe karşı korunmakta tercih edeceğimiz kıyafetler de önemlidir. Kıyafetlerde kumaşın üzerinde güneşten koruyucu faktörünü gösteren belirteçleri eğer bakarsanız görebilirsiniz. Ama bir kumaşın ipek yoğunluğu, dokuma sıklığı, renginin koyuluğu güneşten koruyucu özelliğinin ne kadar fazla olduğunu gösteren bileşenlerdir.